Selamlar herkese. Günlerdir bir dizi kanalı geliyor. Yepyeni dramalarla bizi buluşturacak bir yepyeni kanal geliyor diye burada storyler atıp duruyorum Instagram'dan sizlere ve bir heyecan dalgası da oluşmuş anladığım kadarıyla. Şimdi bombayı patlatma vakti geldi, çattı. Bilmiyorum kafanızda ne oluştu, nasıl bir platform ama tam olarak düşündüğünüz gibi heyecan verici bir olay gerçekleşiyor. Dünyanın en büyük devlerinden biri artık Türkiye'de de bir drama dizisi kanalına sahip. Bu da bir yolun başlangıcını açıyor aslında. O yüzden aslında en heyecanlandıran kısmı beni bu. Çünkü yıllardır çeşitli yapımlarını çeşitli platformlarda Türkiye'de izleyebildiğimiz ya da önemli bir kısmında izleyemediğimiz aslında bir kanal burada Premium İngiliz Drama dizi kanalıyla birlikte açılıyor sonunda. Neyden bahsediyorum? BBC First Türkiye. Evet. BBC First Türkiye 27 Mayıs 2020'de Türkiye'de açılıyor, yayın hayatına başlıyor. Şimdi nedir BBC First Türkiye tabii ki? Öncelikle bundan bahsedeyim. BBC'nin pek çok drama dizisi, komedi dizisi kendi orijinal kanalında yayınlanıyordu zaten Birleşik Krallık'ta uzun yıllardır. Bunlardan bazıları da işte bazı televizyon kanallarında ya da çeşitli online streaming platformlarında bizlerle muhatap olabiliyordu eğer yeterince şanslıysak. Fakat arada bazı önemli BBC klasikleri vardı ki bunları izleyemiyorduk. Çünkü Türkiye'den erişimi mümkün olmayan bazı diziler vardı bunların arasında. Bunları artık sonunda yasal bir yolla, tabii ki en önemlisi, Türk Telekom TV bu aracılığıyla izleyebiliyor olacağız. Bunun da en önemli getirisi aslında BBC'de haberini aldığımız, işte yayınlanmaya başladığını öğrendiğimiz, ağzımızı sulandıran bazı dizileri, televizyon filmlerinin artık bizde de Türkçe altyazı seçeneğiyle istediğimizde kumandamızın ucunda olduğunu bilmek. Aslında en önemli kısmı bu işin. Çünkü ben açıkçası mesela uzun yıllardır sıkı bir dizi ve film takipçisi olarak bazı dizilerin neden bizde olmadığı ile ilgili biraz üzgündüm. Çünkü hani büyük fenomenler var bunların arasında. Yıllardır, sezonlardır BBC'de devam eden diziler var. Bunların artık önemli bir kısmına biz de erişim sağlayabiliyor oluyoruz. Hem bazı eski köklü klasikler hem de onların yeni sezonları hem de yepyeni diziler hepsi bir arada BBC First Türkiye'de yer alacak. Dediğim gibi Türk Telekom TV bu üzerinden yayın yapmaya başlıyor BBC First Türkiye. İlerleyen zamanlarda başka erişim durumları da olur mu olmaz mı bilmiyorum ama şimdilik böyle durum. Bence yani hayırlı bir haber bu. Ben özellikle ilk fırsatta hemen bu kanalın başına geçeceğim gibi duruyor. Çünkü uzun yıllardır merak ettiğim bazı yapımlar Türkiye'de artık mevcut olacak. Bunlardan bazılarıyla başlayayım. Şimdi öncelikle 27 Mayıs 2020 günü BBC First Türkiye açılıyor. Açıldığı günden itibaren de kanala sürekli yeni diziler eklenerek, bunların yayın günleri belirlenerek devam edecek. Kanalın en büyük bombalarından biri bence artık yayın hayatına BBC First Türkiye'de devam edecek olan Doctor Who. Türkiye'de çok büyük bir hayran kitlesi olduğunu biliyorum dizinin. Nerdler, geekler yaşadı. Doctor Who'nun yeni sezonları artık BBC First Türkiye'de yayınlanacak. İlk olarak 11. ve 12. sezonlar BBC First Türkiye'de yayın hayatına başlıyor. Jodie Whittaker'ın doktorumuzu canlandırdığı sezonlardan bahsediyorum. Birkaç yıldır çok yakın bir arkadaş grubundan duyduğum ama bir türlü izleyemediğim bir dizi var. Polisiye, macera türlerini, gerilim türlerini harmanlayan Unforgotten. Unforgotten 6'şer bölümden oluşan 2 sezona sahipti ve bir 3. sezon da vardı yakın zaman önce. Orijinal kanalında yayınlanan Unforgotten'da 3. sezonuyla BBC First Türkiye'de olacak. Bir televizyon filmiyle devam edeyim. Benedict Cumberbatch'i hepimiz seviyoruzdur diye tahmin ediyorum. Harika bir isim kendisi. Yakın zaman önce Patrick Melrose dizisinde izlemiştik kendisini. Ama aynı zamanlarda bir televizyon filmi daha vardı kendisinin başrolde oynadığı. Brexit: The Uncivil War. Bu filmde BBC First Türkiye'de ekrana geliyor. Bu da iyi haber. Demek ki BBC'nin orijinal uzun metrajlı yapımlarını da BBC First Türkiye'de izleyebileceğiz yakın zamanlarda demek oluyor bu. Aslında zaten yani bu kanalın Türkiye'de açılıyor olmasının en heyecan verici sebebi bence şu anda mevcut şekilde kanalın içinde yer alan diziler dışında ve filmler dışında aslında yenilerinin de muhtemelen İngiltere ile aynı anda bizde de seyirci karşısına çıkacak olması. Beni bu çok heyecanlandırıyor. Brexit gibi bir sürü yeni filmi de izleyebileceğiz demek oluyor bu. Sezonlardır süren ve çok sevilen bir dizi, Father Brown. Kendisinin de 8. sezonu BBC First Türkiye'de başlıyor. Ben gerçekten çok seviyorum Father Brown'u.
Çünkü tam bir böyle hani her bölümde bambaşka bir hikaye anlatan, yine böyle bir ele alınan bir dosyayı çözdüğümüz bir dizi. Yine uzun zamandır devam eden bir BBC dizisi Called the Midwife. Kendisi de 8. sezonuyla ve özel Noel bölümüyle BBC First Türkiye'de bir diğer heyecan silsilesi yaratan dizi. Richard Gere'i televizyon dünyasıyla buluşturan Mother, Father, Son. Bu dizide Ağustos ayından itibaren BBC Türkiye'de yer alacak. Richard Gere'i böyle heyecan dozu yüksek bir hikayenin başrolünde izlemek oldukça eğlenceli. O yüzden bu diziyi de kanalın öne çıkanları arasına soktum ben şahsen. Yine her bölümde ayrı bir dosyayı inceleyen, her bölümde ayrı bir gizemi çözdüğümüz The Malarco Files'da BBC First Türkiye'nin dizileri arasında yer alıyor. Bir diğer bomba Les Misérables, Sefillerin bir dizi uyarlaması. Bu da kanalın bombalarından biri bence. Olivia Colman'ın, yani yakın zaman önce The Favourite'la en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazanmış olan, bir diğer BBC dizisi olan Fleabag'de de kendisinin harika performansına şahit olduğumuz yakın dönemde. Olivia Colman, Les Misérables'in de başrollerinden biri. Çok satan bir kitap serisinden uyarlanan ve korku, gizem türündeki dizilerden hoşlananlar için Traces da bence BBC First Türkiye'nin heyecan uyandıran dizilerinden biri. Shakespeare in Hathaway, Death in Paradise ve The Duels da BBC First Türkiye'de benim ilgimi çeken dizilerden diğerleri. Onlar hakkında etraflıca bilgim yok. Daha doğrusu bilgim var ama izlemedim henüz. Onları da ben artık BBC First Türkiye'den takip edeceğim. Size de tavsiye ederim. Yüz binlerce kez BBC First Türkiye dediğim bu videoda aslında tamamen size duyduğum heyecanı anlatmak istedim. Çünkü açıkçası Türkiye'de yakın zaman önce artık, yani aslında birkaç yıldır görüyoruz ki tüm dünyayı etkisi altına alan çeşitli kanallar, platformlar Türkiye'de de seyirci karşısına çıktıkça, bunların ürettiği yapımlar Türkiye'li izleyiciyle buluştukça hem izleme alternatifleri çoğalmış oluyor, hem de aslında bir sürü dünyanın konuştuğu, ilgilendiği, sevdiği belli bir çıtanın üstünde dizilere de ve filmlere de erişim imkanı bulmuş oluyoruz. Beni başta da söylediğim gibi en çok heyecanlandıran kısım bu aslında. BBC First Türkiye'de şimdilik size bahsetmek istediğim öne çıkan en azından şimdilik içerikler bunlar. Ama yakın zamanda bu listeye neler eklenir? BBC ile aynı anda burada da diziler yayınlanmaya başlar mı? Bunları hep önümüzdeki aylarda izleyeceğiz. En azından şu karantina sürecinde tatlı bir alternatif oldu. 27 Mayıs'ta yayın hayatına başlıyor BBC First Türkiye. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah sevdiğimiz başka Avrupa kanalları, Amerika'dan sevdiğimiz platformlar, kablolu kanallar da Türkiye'de yayın hayatına başlar. BBC First'te bu kapı aralanmış oldu şimdilik. Zaten başka platformlarda ufak ufak Türkiye'ye giriyor. Umarım güzel başka haberlerle yine buradan size haber veriyor olurum. Arada böyle dizilerden, filmlerden bahseden halimi özleyenler vardır. Belki ben çok özlüyorum. O yüzden benim için de terapi gibi oldu. Biraz gerildim ve böyle size bir şey anlatmanın heyecanını yaşadığım için de hafif didaktik bir tona kaymış olabilirim. Üzgünüm. Ama neyse, işte heyecanımı paylaşmış oldum. Önümüzdeki günlerde de yine yeni gelişmeler olursa sizlere haberdar edeceğim bu konuyla ya da başka konularla ilgili. Sevgiler herkese ve iyi seyirler.